Herkese merhaba. Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 6 ve iPhone 6 Plus geçtiğimiz cuma günü Türkiye'de de piyasaya çıktı. Bu sefer fazla beklemedik iPhone'lar için. 19 Eylül'de Amerika'da ve dünyanın önde gelen pazarlarında satışa sunulmuştu iPhone 6 ve bir hafta sonra da Türkiye piyasasına giriş yaptı. Elimizde iPhone 6 ve iPhone 6 Plus var. Gördüğünüz gibi daha jelatinleri üstünde. Çok yakından incelemelerini Teknoblog'da bulacaksınız. Öncelikle kutu açma şerefine beraber nail olalım istedik. Beraber gerçekleştirelim istedik ve bu heyecanı beraber yaşayalım istedik. Bakalım kutulardan neler çıkacak. Aslında neler çıkacağını az çok biliyorsunuzdur. Bir de bizimle beraber bu heyecanı tekrar yaşayın istedik. Öncelikle 4.7 inç iPhone'dan başlayalım. Daha sonra 5.5 inç iPhone 6 Plus'a geçelim. Kutular dikkat ettiğiniz gibi ambalajlar biraz daha büyük boyutlu. Ne de olsa telefonların boyutu biraz daha büyüdü. Bunun yanı sıra beyaz renk oldukça sade. Sadece telefonların kabartmalarını görüyorsunuz üst tarafta. Herhangi bir telefon şekli vesaire bulunmuyor. Bunu da belirtelim. Arkada da gördüğünüz gibi ürün bilgileri, gerekli bilgiler vesaire falan yer alıyor. Hemen iPhone 6'dan başlayalım. Elimizdeki 16 GB kapasiteli ve uzay grisi renkli iPhone 6 Plus'ı şöyle açmaya başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine tırnaklarımızı kullanalım. Arkadaki jelatini yutalım. Ve şöyle açılışını gerçekleştirelim. Diğerini de açalım. Diğerini de jelatinle vakit kaybetmeden açalım. Onu da şu şekilde yırtarak jelatini açalım. Şimdi bakıyoruz. Başka herhangi açmamız gereken bir şey var mı yok mu? Yok. Biliyorsunuz yurt dışında Avustralya'da iPhone 6'yı satın alan bir kişi cihazı düşürmüştü. Gösterirken, röportaj yaparken gerçekten cihazı kutusundan çıkarmak bir hayli zor gibi gözüküyor. Ve biraz Apple bu konuda inatçı davranmış. Cihazı açmak evet biraz zor oldu. Gerçekten iPhone'lar kutularına sımsıkı şekilde yerleştirilmiş kapağı, üst kapağı çıkarmak bir hayli zorluyor insanı. Avustralya'da iPhone'a ilk sahip olan ve cihazı kutusundan çıkarırken yere düşüren arkadaşa aslında hak vermek gerek. Gerçekten de kutudan çıkarırken iPhone'u dikkatli olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi siyah renkli, daha doğrusu uzay grisi renkli iPhone 6 karşımıza gördüğünüz gibi şöyle jelatini de çıkaralım. Oldukça etkileyici yuvarlak kenarları köşeleriyle elde de bir hayli rahat duruyor, kibar duruyor. Android telefondan iPhone'a geçiş yapacaksanız bu boyut sizi hiç rahatsız etmeyecektir. Rahatlıkla kullanacaksınızdır. Gerçekten de benim gibi büyük elli birisi için bu 4.7 inç iPhone 6 oldukça ideal duruyor, hoş duruyor. Arkada gördüğünüz gibi 8 megapiksel kameranın bulunduğu bölümde dışa doğru bir çıkıntı var. Arkada anten için bırakılmış çeşitli şeritler var. Kenarda nano sim kart yuvası ve güç butonu var. Güç butonu kenara alınmış. Üste herhangi bir şey görmüyoruz. Sol kenarda yine ses anahtarı, ses tuşları. Altta da lightning portu, hoparlör, mikrofon ve kulaklık yer alıyor. Arkada da ikinci mikrofon, kamera ve dual tone flash bulunuyor. Birazdan detaylı bakalım. Açılış işlemini yapacağız her iki iPhone'un da. Neler var neler yok. Şöyle bir göz atacağız onlara. Kutusunu açmaya devam edelim. iPhone 6'nın neler var daha başka ona bakalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi kulaklıklar, EarPods kulaklıklar, şarj adaptörü ve Lightning port'a takılan USB kablosu da var. Bunun yanı sıra çeşitli belgeler de burada bu küçük zarfın içinde yer alıyor. Nano SIM kart yuvasının açılması için gerekli olan iğne ile birlikte çeşitli kılavuzlar, belgeler vesaire hepsi burada yer alıyor iPhone 6'nın kutusu içinde. Gelelim diğer telefona. iPhone 6 Plus'a gelelim. Şöyle iPhone 6'yı kenara koyalım. iPhone 6 Plus daha büyük boyutlu 5.5 inç ekranı bulunuyor. Bu telefonda doğrusunu söylemek gerekirse ben rahat tutuyorum. Benim gibi büyük elli birisi bu telefonda
rahat kullanabilir ama dediğim gibi iPhone 6 Plus iPhone 6'ya göre daha büyük boyutta olduğu için biraz daha zahmetli oluyor evde tutması. iPhone 6 eğer iPhone 5S veya daha önceki telefonlara alıştıysanız sizin için biraz da kullanması kolay telefon olabilir. Ancak Android telefon kullandıysanız daha önce yine Galaxy Note 3 veya benzeri telefon kullandıysanız bu boyutta sizin için çok zahmetli gelmeyecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yine aynı şekilde bir yerleşim söz konusu iPhone 6 Plus'ta da iPhone 6'da olduğu gibi tabii ki 5.5 inç ekran nedeniyle telefon daha büyük bir yüzey alanına sahip. Bu telefonun kutusunda da neler var neler yok diye baktığımızda aslında çok da bir sürpriz yok. Yine aynı şeyler. SIM kart yuvasının açılması için bir iğne. Çeşitli belgeler. Bunun yanı sıra yine AirPods kulaklık, şarj adaptörü ve USB kablosu bu telefon içinden çıkan diğer unsurlar arasında yer alıyor. Şimdi telefonun kutusunu, ambalajını bir tarafa bırakalım ve neler var neler yok kullanıcı arayüzüne şöyle bir göz atalım. İlk açılışı beraber yapalım ve iOS 8 yüklü bu telefonlarda neler olduğunu bir göz atalım. Evet, kutularından çıkardığımız iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın içerisine SIM kartları taktık ve daha sonra kurulum işlemlerini de gerçekleştirdik. Ve şu anda cihazlar kullanıma hazır durumda karşımızda duruyor. Ve iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta iOS 8 kullanıcı arayüzleri yer alıyor. iOS 8'in sunduğu avantajlardan bu cihazlar en son model oldukları için fazlasıyla yararlanıyor. Apple A8 işlemci iOS 8'de düzgün bir kullanıcı deneyimi elde etmek için gerekli olan bütün imkanları sunuyor. Bu telefonlarda yer alan M8 hareket işlemcisi sadece adım sayar değil, aynı zamanda dahili barometre sayesinde yükseklik hesaplaması da yapabiliyor. Bunu bir dipnot olarak belirtelim. 5.5 inç ekranlı telefonda 1920x1080 piksel çözünürlük mevcut. Diğer telefonda ise 720x1344 piksellik bir çözünürlük söz konusu. Her iki telefonun ekranına baktığımızda çok daha fazla keskinlik farkı yok gibi gözüküyor. Piksel yoğunluğu aslında iPhone 6 Plus'ta daha yüksek ancak gözün görebildiği, optimum uzaklıkta görebildiği piksel kalitesi sınırlı. Bu nedenle her iki cihazın da baktığımızda arasında çok fazla bir görüntü farkı yok gibi gözüküyor. Bunun dışında isterseniz telefonun ekranlarını kullanıcı arayüzüne standart olarak kullanabilirsiniz ya da ekran aralarında yer alan ekran büyütme özelliğini kullanarak büyütülmüşü de kullanabilirsiniz. Ekran büyütmeyi kullanırsanız, büyütülmüşü kullanırsanız kullanıcı arayüzündeki ikonlar büyütülüyor. Böylelikle eğer gözünüz küçük yazıları görmekte zorlanıyorsa çok daha kolay şekilde görebiliyorsunuz ekranda bulunanları. Tabii ki bu büyütme özelliğini kullanırsanız, büyütülmüşü kullanırsanız ekranda göreceğiniz içerik miktarı daha az olacaktır. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Gördüğünüz gibi iPhone 6 Plus'ta büyütülmüş kullanımda ikonlar biraz daha büyümüş, yazılar biraz daha büyütülmüş şekilde gözüküyor. iPhone 6'da da aynı özellik mevcut. Bunun dışında Apple kullanımı kolaylaştırmak amacıyla bir takım erişilebilirlik özellikleri eklemiş. Örneğin parmağınızı Home tuşuna iki kere tıklattığınızda en üstte bulunan içerikler aşağı doğru kayıyor. Böylelikle ekranı büyük olan telefonlarda ekranı hareket ettirmeden, telefonu elinizle hareket ettirmeden ekran üstündeki içerikleri de böylelikle rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde mesajları vesaire bu gibi uygulamaları kolaylıkla açabiliyorsunuz. İnternet tarayıcısında da gezinirken parmağınızı ard arda iki kere tıklatarak ekran üzerinde bulunan içeriklere telefonu elinizle hareket ettirmeden rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Güç tuşları yanlara yerleştirildiği için kullanımı biraz daha kolay. Bunu söylemiştik zaten. Bunun dışında iPhone 6 Plus'ı ana ekranını yatayda da kullanabiliyorsunuz. Tabii bunun için ne gerekiyor? Ekranı standarda çevirmek gerekiyor. Ekranı standarda çevirdiğimizde ana ekranı da yatay formda kullanmanız mümkün oluyor. iPhone 6'da ise böyle bir özellik sunulmuyor. Telefonlarda 8 megapiksel kamera yer alıyor. Bu kameranın performanslarını detaylı incelemede bulacaksınız. iPhone 6 Plus'ın optik görüntü sabitleme sistemi var. iPhone 6'da ise dijital görüntü sabitleme sistemi var. Ekran büyütmeyi gördüğünüz gibi standarda getirdiğimde yatayda da ana ekranı kullanabiliyorum veya internet tarayıcısında zaten normalde yatayda kullanabiliyorum ancak ekran boyutu arttığı için biraz daha yatayda görüntüleme farklı oluyor iPhone 6 Plus'ta. Bunun dışında yine yatayda kullandığımda klavyeyi gördüğünüz gibi biraz daha fazla düğme, tuş ekleniyor kullanıcı arayüzünde. Bu gibi unsurlar söz konusu. Tabii ki bunlara detaylı olarak İncelememizde yer vereceğiz. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus incelemelerinde tüm bu detayları bulacaksınız. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. iPhone 6 Plus ve iPhone 6 ile ilgili olarak
Şimdi bu cihazları inceleme zamanı, detaylı incelemeler de çok yakında Teknoblog'da olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.